Böyle. Şöyle. Şimdi yarın 20 sorunuz var. Test 5 şıklı her biri. Soruları ben çözdüm. Sorular genellikle bir işlemli ya da bir buçuk işlemli. Hadi bilemediniz iki işlemli sorular. Çok fazla böyle karmaşık bir soru yok ama bazı temel şeyleri bilmemiz lazım. Özellikle ne yapmamız için mikrofonları kapatabilirsek arkadaşlar. Mikrofonları kapatabilirsek daha sevinirim. Şimdi ben size ekran paylaşımı yapacağım. Şuradan gösterelim bakalım. Pencere diyelim. Şöyle değil. İptal şöyle. Ekranımızın tamamı diyelim. Paylaş diyelim. Şu ses geliyor mu? Şimdi arkadaşlar şu sesleri kapatabilirsek sevinirim. Şimdi öncelikle az önce gruptan da gördünüz. Arkadaşlarımız formül paylaştı. Formülleri hepinizin bu formülleri hazır olsun. Mesela hemen şöyle basit bir şeyle ben başlayayım. Diyelim ki bir tane aracımız var. Bu aracımızın hızı V eşittir 120 olsun. Kilometre bölü saat. Aracın ağırlık merkezini ile alakalı bize bilgi verilmiş olsun. H eşittir 1,3 metre. Aracın Gelmiyor ki. iki ya o sesi gelen kim gelmiyor ki diyen ya. Şimdi ekran gözükmüyor. Şu an arkadaşlar, şu an ekran görmüyorsunuz zaten. Şu an görüyor musunuz? Şeyi görüyor olmalısınız. Ya şu katılanlar bir biterse artık ya. Şu Sakarya maille girin dedim ama böyle ben herkese şey yapacağım. Hep onay vereceğim bir sürü. Sao maille girseniz bu onaya gerek kalmayacak. Şu gruba da yazdım Sao maille girin diye. Ahmet onu zaten girmişler görüyor yani Ahmetciğim. Sen oraya yazdın da onu. Giren girmiş zaten. Çıkmasın girenler. Gruba yazın WhatsApp grubuna. Okul mailiyle girin. Şimdi hızımız 120, haşımız 1,3, e diyelim iki teker arası mesafe, aynı akstaki iki teker arası mesafe, bak ne kaç olsun? 1,8 metre olsun. Deverli bir yolda olursa ne olur? Deverli bir yolda olursa V savrulma ne olur? Deversiz bir yolda olursa V savrulma ne olur? Şimdi bunun formüllerini iki tane değil mi? V devrilmenin formülü var. Bir de V savrulmanın formülü var. Burada bize V savrulma önemli. Deversiz V savrulma neydi? 11,3 kök içinde mü E çarpı R değil mi? Şimdi tabii mü E'yi de vermek zorunda. Mü E eşittir 0,4 olsun. Savrulmayı hemen bulalım. V savrulma ne yapar? 11,3 çarpı kök içinde 0,4 çarpı tabii R'yi vermedik. R eşittir 240 olsun metre. Şunlar da metre. Çarpı 240 dersek deversiz durumda
Arkadaşlar linki paylaştım. Linke tıklayıp gireceksiniz yani. Sıkıntı olmaması lazım. Linke tıklayıp gireceksiniz. Yazın gruptan yazan arkadaşınıza. Şimdi hemen savrulmayı bulun. Kaç çıktı savrulma? Yazın WhatsApp'tan. Ya da sohbetten yazın şöyle. Ha, şöyle yapalım. 110,7. Değil mi? Aynen 110,7 yaptı. Bu nasıl durum? Değersiz durum arkadaşlar. 110,7 kilometre bölü saat. Kalemi kalınlaştıralım. Tamam. Şimdi bu 110,7 kilometre bölü saat oldu. Hemen deverliği hesaplayalım. Deverliği hesaplayalım. Ya arkadaşlar şu şeyle katılın ya. Gruba da yazın herkes sağ mailiyle katılsın ya. Kabul etmeyeceğim daha gireni. Şimdi bu sorular kolay genel manada. Bu deverli durumda ne olurdu derse bir de dever vermesi lazım. Yani dever mesela ne olabilir? Deverli ne olur mesela? Alfa der mesela devere. İşte %3 deverli diyelim mesela. Yani %3 dever ne demek? Alfa açısını bilmiyorum. Şöyle arktana girmeye gerek yok şimdi. Yani tanjant alfa ne demek? 0,03 demek bu. Dever %3 ise tanjant alfa 0,03 demek. Değil mi? Şimdi tanjant alfa 0,03. O zaman deverli durumdaki şeyi bulalım. Hızı bulalım. Deverli durumdaki hız ne? V dever eşittir 11,3 kök içinde R çarpı R'miz kaç? 240 değil mi? Çarpı H ne kadar? 1,3 çarpı tan alfa 0,03 artı E bölü 2. E 1,8'di. 0,9 oldu. Bölü bu tabi bu yanlış oldu. Pardon bu V devrilmeyi hesaplıyorum. Tamam bunun da V devrilmesini hesaplayalım. Değersiz V devrilmeyi hesaplayalım. Değersiz V savrulmayı hesaplamış olalım. Şimdi V savrulma buydu. Şimdi değerli V devrilmeyi hesaplıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Değerli devrilme hızını hesaplıyorum. Çünkü değer koyduk. Kök içinde R çarpı H tan alfa artı E bölü 2. Değil mi bunun formülü? Hemen paydası neydi? H eksi E bölü 2 tan alfa. H 1,3 eksi E bölü 2 0,9 çarpı tan alfa 0,03. Bu işlemi yapacak olursak da V değerliği ne buluyoruz? Ben de sizle beraber yapayım. 11,3 çarpı kök içinde 240 çarpı 1,3 çarpı 0,03 artı 0,9 kapat parantez bölü 1,3 eksi 0,9 çarpı 0,03 dersem bu deverli durumda arkadaşlar ben 150,35 buldum. Tamam. Doğru. Aynen deverliği bulmuş olduk. Şimdi deverli ya da deversiz durumlardaki şeyler savrulma ve devrilme hızları problemleri bu şekilde. Yani bundan karşınıza çıksa yapabileceğiniz kanaatindeyim yani yaparsınız. Yaparsınız. Hiç şey yapmayın. Şöyle kocaman olsun. Zut sildik. Şimdi gelelim ikinci bir tip bir şeye gelelim arkadaşlar. Şimdi bizim şey formüllerimiz vardı. Kuvvet işte çekim kuvveti, çekim gücü formül motor gücü, çekim gücü verim, motor verimi değil mi? Böyle problemlerimiz vardı. Bu problemlerde genellikle neylerle alakalı? Direnimlerle alakalı oluyor değil mi? Yani direnim dediğimiz şeyler nelerdi mesela? Bizim işte hava direnimimiz var, eğim direnimimiz var, işte yuvarlanma direnimimiz var değil mi? Ondan sonra kulp direnimimiz var.
Hurba direnimi var. Başka ne var? Başka şu anda hava, eğim, yuvarlanma, kurba direnimi. Başka bir şey şu an aklıma gelmedi benim. Var mı arkadaşlar başka direnim şu anda? Eylemsizlik var. Aynen. Eğer hızlanma varsa D eylemsizlik var bir de. DI diyelim ona da. Inertia'dan gelsin. Şimdi bu 5 tane direnimle alakalı sorularımız bizim nasıl oluyor? Bir araç veriliyor genelde. Bu aracın işte formülü şu şekilde oluyor. İşte ZTR, değil mi? ZTR eşittir. C işte horsepower artık neyse beygir gücü ya da buhar beygiri çarpı işte 270 değil mi? 270 bölü ne oluyor? Çarpı 270 bölü ne oluyor? V değil mi? V çarpı yanında ne oluyor? Aferin. Ne oluyor yanında? Motor verimi. Aynen şöyle nü diye bir motor verimi. Bu ne motor verimi ya da randıman katsayısı. Randıman katsayısı. Buna ne derler arkadaşlar? Bu genelde tabii ki ne olmalı? Motor verimi dediğimiz nü küçüktür 1, büyüktür 0 arasında değil mi? Verim %90 olur, %80 olur, %70 olur. Bunlar olabilir. 0,95 de olabilir. Yani motor verimi kaçsa. Nü, aynen. Güzel. Şimdi mesela diyelim ki bizim bir aracımız var. Aracımız 2,5 ton ağırlığında, 2,5 ton ağırlığında işte %5 çıkış eğimli bir yolu çıkıyor. Bir yolu işte 60 kilometre bölü saat sabit hızla çıkıyor. 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 O zaman yuvarlanma katsayısı verelim bir tane. Kaç olsun? Yuvarlanma katsayısı kaç olsun? Arkadaşlar. Yuvarlanma katsayısı 0,02 olsun arkadaşlar, tamam mı? Hemen şeyi bulalım. D yuvarlanmayı bulalım. D yuvarlanma nedir? Ağırlık, değil mi? Ağırlığı aracın. Tabii ne cinsinden olması lazım bunun? Kilogram cinsinden değil mi? 2500 çarpı 0,02. Bu neydi 0,02? Yuvarlanma direnim katsayısı. Katsayısı. Değil mi? Müre, değil mi? O da 2500 çarpı 0,02 dersek yuvarlanmayı ne buluruz biz? %2. %10, %1 olsa 25 kiloydu. 50 kilogram yuvarlanma direnimi var. Ondan sonra havayı bulalım. D hava. D hava içinde şöyle bir şeyimiz vardı. Hava direnimi dediğimiz şey neydi? K çarpı F V kare bölü 13'tü değil mi? K'yı vermiş olalım. K kaç olsun mesela? K kaç olsun arkadaşlar? 0,075 olsun mesela. Değil mi? Bunu verecek zaten soruda. F dediğimiz şey neydi? Aracın yüzey alanıydı, değil mi? Şu A, şu B olsa, bu bir Mercedes mesela otobüs olsun atıyorum şu anda. Aracın yüzey alanıydı. Bir de biz onu küçültüyorduk 0,8'de. 0,8 çarpı A çarpı B idi, değil mi? Yani B çarpı H da diyebilirsiniz tabii ki. Şura B, şura H da olabilir. Fark etmez. Yükseklik çarpı genişlik. Kolon gibi düşün. BH tabii. Kiriş gibi ya da. Tamam. 0,8 çarpı B çarpı H. Aynı şey. Alanını bulacağız. Tamam mı? Alanına şuraya işte 2 metre diyelim. Şura 2,4 metre olsun. Şurası da 1,9 metre olsun arkadaşlar. 1,9'a 2,4. Şimdi hemen hava direnimini bulalım. Hava direnimi kaç çıkar? K'sını biz kaç bulmuştuk? K'yı kaç olacaktı?
0,075 demiştik K için değil mi? 0,075 0,075 çarpı 1,9 çarpı 2,4 değil mi? Çarpı 0,8 şu baştaki sabit katsayı çarpı V kare. V kaç? Nerede V? 60 dedik değil mi? 60'ın karesi bölü 13. Ne çıkıyor bu işlemin sonucu? 75,77. Tamam. 75,77 kilogram. Güzel. Hava direnimi de bulduk. Yuvarlanma direnimi de bulduk. Şimdi bir direnim daha var burada. Ne direnimi var? Yuvarlanmayı bulduk. Diğeri ne? Eğim direnimi değil mi? Eğim direnimi. Direkt 2500 çarpı eğim. Eğim kaç? D eğim diyelim. Eğim kaç? %5. 0,05. %1 olsa 25 yapar. 5 de çarparsan onu. Ne yapar? 125 yapmaz mı? 125 kilogramda eğim direnimi varmış. Eğim direnimi varmış. E o zaman toplam direnim eşittir. 125 artı 75,77 artı 50 değil mi? Bunu toplayacak olursanız ne yapıyor? 175 75 daha 250,77. Tamam. Direnimi bulduk. Şimdi hadi denklemi kuralım. ZTR'yi bulduk yani biz kilogram cinsinden. 250,77. Bu artık toplam direnim buysa gücü toplam çekim kuvvetini de bu olması lazım değil mi? Eşittir ne? Arkadaşlar şu savu maille girin ya. Allah rızası için. 250,77 eşit olmak zorunda motor gücü değil mi? Buhar beygiri cinsinden çarpı 270 bölü hız kaç? 60. Motor verimi hadi ona da 0,9 diyelim. 0,9 dedim motor verimine de. Buradan G buhar beygiri cinsinden motorumuzun gücünü çekelim. Hadi bakalım ne çıkıyor? 250,77 çarpı 60 bölü 270 çarpı 0,9 dersem 61,918 hatta 919'dan 92 diyelim. 61,92. 61,92 buhar beygiri çıktı. Bu kadar. Yani şimdi burada şu yapılabilirdi. Mesela şey verilebilirdi. Aracın gücü verilebilirdi, değil mi? Buhar beygiri cinsinden gücü verilirdi. Motor verimi sorulabilirdi mesela. Böyle bir şey olabilirdi. Şu an bu var demiyorum ama olabilir yani. Bunu da oynamanız gerekebilir. Ama kolay bir soru. Sonra başka bir soruya bakalım. Şimdi bizim yine ne vardı arkadaşlar? Mesafelerimiz vardı değil mi? Duruş görüş, geçiş görüş. Bu ne ya? Duruş görüş, geçiş görüş falan mesafeler vardı. Şimdi burada duruş görüşün formülü neydi? Duruş görüşün formülü neydi? Mesela diyelim ki bir yerde ne kadar? Diyelim ki 50 metre fren izi olsun. 50 metre fren izi. Değil mi? 50 metre fren izi var. Arabanın da hızı 85 olsun. Kilometre bölü saat. İşte iniş eğimli aşağı doğru iniş eğimli bir yer. Ne kadar olsun? Eğimde %7 olsun. Ya oraya kocaman yazıyorum savu maille girin diye ya arkadaşlar. 007 iniş eğimli bir yolda arkadaşlar mesela eğer fren izi 50 metre fren izi varsa bu aracın
yol ile arasındaki sürtünme katsayısı F nedir mesela? Nasıl buluruz? Ne yaparız? 0,00394 deriz çarpı 85'in karesi, değil mi? Bölü F'i bilmiyorum, onu soruyor. Artı mı eksi mi, iniş eğimi eksi 0,07. Şimdi bu neydi? Şimdi formül neydi? V SSD dediğimiz duruş görüş uzunluğu 0,278 çarpı V çarpı TR artı 0,00394 çarpı V kare bölü F artı eksi S'ti, değil mi? Formül buydu. Şimdi bakın, formülün şu kısmı neydi? LR'ydi. Reaksiyon mesafesi. Formülün şu kısmı da LB'ydi. Braking, yani fren mesafesi. E bu fren izi ise 50 metre. O zaman bunu yazacaksınız, değil mi? Tamam. O zaman şunu neye eşitleyeceğiz, şu eşitliği? 50 metreye eşitlersek buradan F'yi çekebiliriz, değil mi? Hemen çekin F'yi. 50 bölü 85'in karesi çarpı 0, yok şöyle yapalım, 50'yi aşağı onu yukarı atalım, aynen 0,00394 çarpı 85'in karesi bölü 50. Ondan sonra onu da karşıya atarsak artı 0,07 dersek 0,64 buldum ben. 639 çıkıyor. Aynen. Aynen. Ne mesela, sürtünme katsayısını bulduk. Güzel. Şimdi yine bu tip sorularda hangi sorular var? Şey sorularımız var bizim. Karşıdan araba gelen, karşıdan araba gelmeyen durumlarımız var. Burada size bir ilkeden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi aksi belirtilirse ya da şimdi normalde biz ne yapıyoruz? Bu araç, şuna V1, V2, V2, V1 diyelim, değil mi? Bir numaralı, iki numaralı. Şu araç şöyle geçecek bunu. Durum bu yani. Şimdi bu araç buradan buraya geçecek. Bunların aldığı mesafeleri biliyorduk, değil mi? Şu mesela neydi? V2 çarpı geçiş süresi. T diyelim. T geçiş diyelim buna da. Şu toplam mesafe, toplam alınan mesafe ise V1 çarpı T geçiş diyelim. Atıyorum şu anda. Buradan formülleri biliyorsunuz, çıkarıyorduk falan, bir sürü formülümüz vardı. Gerek yok, onları 40 kere çıkardım, ispatını yaptım. Burada şöyle bir önemli hadise vardı hatırlayacaksanız. Şimdi önce süreyi buluyorduk, değil mi? Süreyi. Önce süreyi buluyorduk. Süre dediğimiz şey de, önce süreyi buluyorduk. Süre dediğimiz şey de şuydu, hatırlayacak olursanız. Süre, geçiş süresi, ya TS diyelim. Geç, şöyle sileyim onu da. Geçiş süresi dediğim şey TS eşittir 2D çarpı V1 bölü V, şu V1 yok, özür diliyorum. Şu V1 yok. Geçiş süresi 2D bölü V1 eksi V2 idi, değil mi arkadaşlar? Geçiş süresi. TS. Ama bakın, buradaki bu 2D durumu ne zaman geçerli? D1 eşit D2 olduğu zaman geçerli. Ama böyle olup olmadığı noktasında bilgi yoksa arkadaşlar, muhakkak D1 ile D2'yi ayrı ayrı hesaplayacağız. D1 D2 neydi? D1, daha doğrusu D, takip mesafesi her zaman 0,3V artı 8 falan gibi böyle bir şeydir, denklemdir. Ya bu herkes rahatlıkla giremiyor mu ya? Devam ediyorum. Şimdi bu D1 ve D2 genelde arkadaşlar
Ülkemizde bir mesaj yazmış. Neyse. Önemli değil. Şimdi şurada ne oluyor? D1 artı D2 dönüyorum. Şimdi genelde ülkemizde D eşittir 8 artı 0,3V, değil mi? İşte 8 artı 0,2V gibi takip mesafeleri söz konusu ülkemizde. Bu soruda verilir size takip mesafesi. Peki takip mesafesi denildiğinde önemli olan şey nedir arkadaşlar? Takip eden aracın hızı. Takip eden aracın hızı önemlidir. Yani dolayısıyla şuraya D1, şuraya D2 dersem ben, bakın D1 eşittir V1 çarpı 0,3 artı 8 iken D2 dediğim şey V2 çarpı 0,3 artı 8'dir. Bakın bu ayrımı çok iyi yapın. O zaman formül ne hale gelir? Bakın şurası 2D olmaz değil mi? TS dediğimiz şey o zaman V1 0,3 V1 artı 8 artı 0,3 V2 artı 8 olur. Bölü V1 eksi V2 olur. Tabi bu durumda da ne oluyor? Şurası arkadaşlar bakın şu üst taraf 0,3 V1 artı 8 artı 0,3 V2 artı 8. Burası ne? Metre cinsinden. Yani metre cinsinden takip mesafesi verir bu. Alt tarafı muhakkak 3,6'ya bölüyorsunuz. Yoksa çıkmaz. Değil mi? V1 eksi V2 burası ne oldu? Kilometreden kilometreyi çıkardın. Kilometre bölü 3,6 diyeceksin. Sonuç ne çıksın? Saniye cinsinden süreyi bul. Tamam. Sonra bu süre belli ise bunu da V1 ile çarparsan ne olur? Tabii V1'i de 3,6'ya böleceksin. Ne olur? Metre cinsinden geçiş mesafesini bulursun. LS'yi bulursun. Bunu da V1 bölü 3,6 çarpı TS dersen LS'yi bulursun. Bu durumdu. Peki şey yoksa bunu sildim şimdi. Peki şey yoksa karşıdan gelen araç varsa ne olur? Karşıdan gelen araç varsa da ne oluyordu? Yine şu kısmı aynı formülün. Yani D1 artı D2 bölü V1 eksi V2 değil mi? Değil mi? Çarpı V1. Bakın bu direkt şeyi verecek. LS'yi verecek. LS'yi verecek. Artı V3 çarpı D1 artı D2 bölü V1 eksi V2. Bakın bu direkt karşıdan gelen durumda neyi veriyor? Geçiş mesafesini veriyor. Emniyetli geçiş mesafesi. Karşıdan araç gelen durum. Bu. Şimdi bunu da böyle anlattıktan sonra şuna bakmamız lazım. Neye bakmamız lazım? Şimdi arkadaşlar bir şey düşünün. Dever düşünün. Dever düşünün. Dever dediğimiz şeyin teorik formülü ne? DTO 0,00443 çarpı V kare bölü ne? R. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bu formülde ...1928 baştan anlatır mısınız? Orayı görmedim. Bir daha söyleyin bakayım. Nereyi baştan anlatayım? Onur, Turan. Geçti mi? Ha, araç yok ise. Anladın mı? Tamam. Araç tamam. Şimdi DTO. Şimdi DTO dediğimiz şeyin mantığını bir anlamamız lazım. Şimdi DTO
her zaman şunu verir bize arkadaşlar. Teorik deveri verir. Ve bu bizim dever sorularında ilk yapmamız gereken şudur. Yani dever %10'dan büyük mü küçük mü? Büyük veya küçük dever. Şimdi buna bakmamız lazım. Aksi belirtilmedikçe dever her zaman %10'dan küçük eşit olmalıdır. Yani deverin alabileceği maksimum değer %10'dur. Aksi belirtilmedikçe. Tamam mı? %8 değil bak, %10. Aksi belirtilmedikçe deverin alabileceği maksimum değer %10'dur. Mesela atıyorum size dendi ki işte proje hızının 130 olduğu, yarıçapın 400 olduğu bir kurvada değer nedir? Hemen yaz yerine 0,00443 çarpı 130'un karesi bölü 400. Bunu yapacaksın. Yaptın. Mesela ne çıktı burada? 0,18 çıktı. 187. Bu ne demek? %18,7 değer. Böyle bir değer olamaz. Ne yapacağız? Küçülteceğiz. Ama eğer mesela dedik ki proje hızı 130, yine 130 olsun. R eşittir 800. Bakıyorum şimdi ona. 0,00443. Bak çift 0,443. Virgülden sonra çift 0,443. Onu da çok karıştırıyorsunuz. Karıştırmayın. 130'un karesi. Bakın bu sefer ne çıktı? Değer 0,0936. Tamam mı? Bu ne demek? Değer %9,36 demek. Tamam mı? Bu kabul edilebilir bir değerdir arkadaşlar. Niye? Çünkü küçüktür %10. Kabul edilebilir. Tamam. Temel ilke yani bu. Bunu şey yapmayın. Kaçırmayın. Sonra yine arkadaşlar mesela bizim geçiş eğrisi diye bir şeyimiz vardı. Bu geçiş eğrisinin üzerinde bahsettiğimiz şöyle Sademe formülü vardı değil mi? Sademe formülü. Neydi Sademe formülü? P üssü V küp bölü 46,7 R çarpı L idi değil mi? Şimdi bu formül Sademe formülü. Sademe neydi? Enine inmenin zamana göre değişimi. P üssü küçük olmalı 0,6. Büyük 0,2 aralığında değişir ama en önemli şey 0,6'dan küçük olması. Mesele bu yani. Şimdi şöyle yapabilir miyiz bunu? L'yi yukarı çeksek şuraya. L eşittir. V küp bölü 46,7 çarpı R çarpı P üssü olur değil mi bu? Bir problem yok. Bu şekilde oynayabilmeliyiz denklemle. Yine burada neyi buluruz? Dever uygulama uzunluğunu bulmaz mıyız? Buluruz değil mi? Sademe ile kontrol ederiz. Bu geçiş eğrili versiyondu. Şimdi bir de ne var? Geçiş eğrili versiyonda. Şimdi geçiş eğrisini başka nereden buluyoruz? Klotoid parametresi denen bir şey var değil mi? A kare. Bu klotoid parametresi. Klotoid parametresiydi. Şimdi bunun bir denklemi vardı değil mi? İşte x, y eşittir böyle A'lı L'li bir formülü vardı. Bayağı karışık değil mi? A kare eşittir R çarpı L var. Ben R'yi biliyorsam A'yı da verirlerse L'yi direkt bulabilirim. Değil mi? Bulurum yani. Bunu bil. Bunu bil. Bunu bul. Bil. Bil. Bul. Bu kadar. Sonra ne var mesela? Diyelim ki şimdi şu klotoid dediğimiz şey şu olsun. Şöyle. Şimdi bu klotoid, şimdi L dediğimiz şey geçiş eğrisinin boyu şu mesafe zaten. Bizim bu hani x ve y denklemimiz vardı ya arkadaşlar. Böyle L küp bölü 2023 2304 2345 bölü 6a üzeri 10 falan filan böyle uzun bir denklemi var bunu hatırlıyorsunuz klotoid parametrelerin hesabında. Şimdi burada x dediğimiz şey burası, y dediğimiz şey burasıydı. Yani yatayda şu kadar git, düşeyde bu kadar git. Yani daha doğrusu x ekseninde bu kadar git, y ekseninde bu kadar açıl, buraya bul. Bu noktadan buraya ne diyorduk? ÜA diyorduk. Buraya ÜE diyorduk, değil mi? Şimdi L'sini biliyorsan, A'sını da biliyorsan
X'ini Y'sini ne yaparsın? Bulabilirsin. Şimdi yine ne var? Dever uygulama boyu diye bir şey var. Dever uygulama boyu neydi? Geçiş eğrisiz durumlarda, bakın geçiş eğrisiz durumlarda geçiş eğrisi yok ise, değil mi? Yok ise LD eşittir 0,0354 çarpı V küp bölü neydi? R'ydi değil mi? V küp bölü R'ydi. Yani R'yi bilirsen, V'yi bilirsen dever uygulama boyunu bulursun. Şimdi ama şöyle bir şey var. LD min diye bir şey var değil mi arkadaşlar? Bu nedir? 45 metredir. Unutmayın. Sonra mesela deverdeki değişim nasıl olur? Şimdi geçiş eğrisi yok ise, yani dever uygulama boyu var ise şurası TO olsun. Şurası komplesi bunun nedir? LD'dir. Şurası başı, şurası sonu ise dever uygulamasının. Şurası 2LD bölü 3'tür. Burası da LD bölü 3'tür. Değil mi? LD bölü 3'tür. Mesela diyelim ki dever mesela proje hızı 90 olsun. R eşittir 90 kilometre bölü saat. R eşittir işte 250 metre olsun. Dever uygulama boyu ne kadar? LD eşittir. Ha, deverin mesela 30. metresindeki geçiş dever uygulama boyunun 30. metresindeki dever miktarı kaçtır? Nasıl buluruz? 30. metredeki dever nedir? 30. metredeki. Şimdi önce bir LD'yi bulacağız, değil mi? LD'yi nasıl bulacağız? 0,0354 çarpı 90'ın kübü bölü 250 diyeceğim. Hemen yapsın biri bunu. 103. Tamam, 103,22. Güzel. 103,22 metre ne? Dever uygulama boyu. Şimdi dever uygulama boyu buymuş. Yani şu tamamı 103,22'ymiş. Bir de devere bakalım. Dever ne kadar? DTO'ya bakalım. 0,00443 çarpı proje hızı 90'ın karesi bölü R. R 250. Hemen bunu bulun. DTO'yu. Şimdi bak. 14 çıktı. 14 çıktı. O zaman ne yapacağız? Ha, bir problem var burada. O zaman şöyle yapacağız. Maksimum değer 10 olabilir. Aynen 10 alacağız. 0,1 eşit olmalı. 0,00443 çarpı VP yeni diyeceğim. VP yeninin karesi bölü 250 diyeceğim. Tamam mı? Buradan VP yeniyi çekeceğim. Hemen çekiyorum. 250 çarpı 0,1 bölü 0, çift 0,443 karekök ANS yaparsam 75,12 çıktı. Aynen. Şimdi artık şu işlem ne oldu? Şurası LD, şu bitti. Yeni LD bulmam lazım. Yeni LD eşittir 0,0354 çarpı bu sefer hız ne? 75,12'nin kübü bölü R kaç? 250. Şimdi bakalım kaç çıkıyor. Altmış nokta 0,25. Aynen. 60,02 yani. Aynen Talha, Hilal doğru. LD eşittir 60,02 metre. Tamam. 30. metredeki deveri sormuştuk biz. 30. metredeki dever nedir? Şimdi şurası toplam ne kadar? 60,02. Pardon, 60. Aynen 60,2 değil, 60,02. 60,02 dever miktarımız %10 değil mi? 0,1. O zaman basit bir oran orantı kuruyorum. 60,02 metrede dever 10'a çıkıyor. Kaçtan 10'a çıkıyor? Çatı eğimimiz ne kadardı? Eksi 2, 2 değil mi? Bir taraf pozitif 2, bir taraf negatif 2.
maksimum devere dıştan bakıyorduk hep. Dışarısı eksi 2'den kaça çıkıyor? Şöyle 10'a çıkıyor değil mi? Eksi 2'den 10'a değişim ne kadar? 12. 69,02 metrede 12 değişirse 30 metrede x değişir. Bunu 60 yapıyorum düz şu an. Kolaylık olsun. Ne kadar değişecek? X eşittir 6 değişecek. Değer %6 ne olacak? Değişecek. Eksi 2 değil mi? Artı 6 eşittir 4. Demek ki 30. metredeki değer yaklaşık %4 imiş diye herhangi bir noktadaki değeri böyle bulabiliriz. 2 şuradan geldi. Şimdi normalde yolumuzun bizim çatı eğimi var değil mi? Yolumuzun çatı eğimi var. Şu kısmı siliyorum. Yolumuzun çatı eğimi var. Şimdi çatı eğimi dediğimiz şey ne? Yol herhangi bir dever durumu yokken yolun ortası böyle kalkık. Yani şöyle göstereyim. Tepeden görünüş yapalım. Şu şeridin geçtiği yer var ya şurası. Burası böyle çatı eğiminde kalkık. Yani 10 santim. Eğer platformumuz 10 metre ise sizin projenizde olduğu gibi şurası kenarlardan ne kadar 10 santim daha yukarıda. H eşittir 0,1 metre. Bu işte çatı eğimi oluyor. %2 negatif, %2 pozitif. Ben sağı pozitif kabul ediyorum. Siz isterseniz solu yapın. Yani dış tarafı negatif kabul ediyorum ben. Siz de öyle yapın. Çünkü dış en çok değişecek. Tekrar ediyorum şey Gökçen. Tamam. Eksi 2'den şimdi biz deveri bulduk tamam mı? Dever kaç çıktı? Biz zaten deveri %14 bulduk. Olamaz dedik. Maksimum dever %10'dur dedik. %10'a göre yeni proje hızı çektik. Bu proje hızına göre de dever uygulama boyunu bulduk. 60,02 bulduk. Ben 60 kabul ettim işlem kolaylığı olsun diye. Şimdi bakın maksimum devere ulaştığımızda bizim maksimum deverimiz kaç şu anda? 10. %10. %10 olacak değil mi? İki tarafta %10 olacak. Şimdi şuradan bakarsak 2'den 10'a ne kadar çıktı? %2'den 10'a 8 değişti. 2'den 10'a 8 değişti. Değil mi? 2'den 10'a 8 değişti. O zaman 60 metrede 8 değiştiyse 38 yani %8 değişti 60 metrede. 30 metrede kaç değişir? Kaç değişir? %4 değişir, değil mi? %4 değişir. Bak farklı çıktı. Şöyle yapalım. İç taraftan değil de dış taraftan yapalım bak şimdi de. Eksi 2'den 10'a çıkarsa, eksi 2'den 10'a değişim ne kadar? 12. 60 metrede 12 değişirse 30 metrede kaç değişecek? 6 değişecek değil mi? Eksi 2 artı 6, 4. Eksi 2 artı 6, 4. Demek ki değer %4 olacak. Belirtmez arkadaşlar. Dışarıdan yapacaksınız o yüzden. Her zaman dış taraftan yapacaksınız. Bu yok yani. Böyle bir şey yok. O yüzden dışarıdan yapıyorsunuz her zaman. Değer nedir? Eksi 2 artı 6 eşittir %4. Yani 4 de işte %4. Nerede? 30. metrede. Bu da böyleydi. İki taraf nasıl eksi 2 olsun ki? İki taraf eksi 2 olur mu? Yani şu eğimle şu eğim aynı mı sence? Yani şu eğim pozitif, bu eğim negatif mesela. Değil mi? İki taraf aynı olamaz o yüzden. Bir taraf farklı. Ben dışı negatif kabul ediyorum. Yani yolun sağa döndüğünü farz ediyorum. Tamam. Ben yolun sağa döndüğünü farz ediyorum. Dışı negatif, içi pozitif alıyorum. Siz de böyle yapın yani. Eksi 2'den, dış taraf eksi 2'den işte kaça geldiyse D max'a geliyor. Eksi 2'den D max'a sol taraf artı 2 olursa çıkıyor. İşte sol taraf artı 2 olursa bu sefer yolun sağa
sağa değil sola döndüğünü kabul ediyoruz Şeyda Hanım. Yani en büyük değişimin olduğu yerden oran orantı yapılır. Çünkü şimdi dever profili diye bir şey vardı değil mi? Şimdi şu eksen olsun, deverin profili olsun değil mi? Eksen. Şimdi bakın, deverin iç tarafını çiziyorum ben şu anda. İç taraf. Burası iç. Şimdi yeşille de dış tarafı çiziyorum. Şimdi şu nokta ne? Şu nokta hangi nokta? Deverin %2 olduğu nokta arkadaşlar. Şurası H1, H1. Burada ikisi de %2'de dever. Çünkü bakın sabit geliyor. Kırmızıyla sabit geliyor. Şurası eksi 0,1 metrede değil mi? Şurası da kaç metrede? Artı 0,1 metrede. Şimdi yol normalde bakın şurası ikisi de çatı eğiminde yolun hem sağ tarafı hem sol tarafı yani hem dış tarafı hem iç tarafı. Tabii iç böyleyse şunu silelim. Şunu siliyoruz. Yol sağa dönüyor. İç tarafı bu, dış tarafı bu. Şimdi yol sağa dönüyorsa şuradaki H1 mesafesi ne kadar? İkisi de eksenden, yolun ortasından yani ne kadar aşağıda? Platform genişliğinin 10 olduğunu düşünüyorum. 10 metre olduğunu varsayıyorum. Burada dever değerimiz ne kadar? Alfa, tan alfa. Burada ne kadar? 0,02. O zaman yarısı ne kadar? 5 metre. 5 çarpı 0,02 eşittir 0,1 ne? Metre. 0,1 metre. Demek ki burada H1 eşittir 0,1 metre değil mi? Şurası. Yani iki tarafında içinde dışında eksen kotuna göre yüksekliği eksi de. Yani görüyorsunuz ilk başta ikisi de aynı yerde. Dış iç taraf sabit kalıyor. Nereye kadar? Dış taraf da pozitif 2'ye ulaşana kadar. Dış taraf yani yeşil olan hat pozitif 2'ye ulaşana kadar iç sabit kalıyor. Daha sonra yani hadise şu. Şuydu. Sonra şöyle oluyor. Sonra az biraz daha kalkıyor. Şöyle oluyor. Sonra ikisi de tam böyle oluyorlar. İkisi de 2-2 oluyor. %2, %2. Ondan sonra artık zaten beraber dönmeye başlıyorlar. Böyle. Anlaşılmıştır diye umuyorum. Bunu da geçtik. Sonrasında bizim düşey kurplarımız vardı. Düşey kurplar nasıl kurplar? Canım kurplar, düşey kurplar. İki tip düşey kurbumuz var. Birisi parabolik düşey kurp, diğeri dairesel düşey kurp. Şimdi aslında hiçbir farkları yoktu. Parabolik düşey kurp dediğimiz şey de parabolik düşey kurp. Dairesel düşey kurp diyelim. Dairesel. Parabolik düşey kurpta arkadaşlar R eşittir G1 çarpı X idi. R eşittir G1 çarpı X idi. R eşittir G1 çarpı X idi. Daireselde de R eşittir G1 çarpı X idi. Parabolikte y eşittir g bölü 2 ile çarpı x kare idi. Daireselde arkadaşlar ne oluyordu? Daha yeni çözdük son hafta. Hadi birini söylesin. Daha yeni çözdük. Aynen x kare bölü 2r. Y eşittir. Yani 1 bölü 2r çarpı x kare. Şu bir karıştırmayalım. Değil mi? G bölü 2R. İşte G bölü 2R dediğimiz L. L eşittir. G bölü 2R de değil de G çarpı 2R. Pardon, GR. G çarpı R.
T eşittir CR bölü 2 dairesel'de. Parabolikte T ile falan işiniz yok. T ile falan işiniz yok. Şimdi mesela L dediğimiz şey ikisinde de şu. L dediğimiz şey ikisinde de şu. L bu. Hem bu, hem bu. Biz bunun buna eşit olduğunu kabul ediyoruz. Tabii eşit değil aslında gerçekten ama eşitmiş gibi kabul ediyoruz. Yaklaşım yapıyoruz. Şu nokta birinci teğet noktası. Buraya VPC diyorum. Şurası son nokta VPT ya da T1, T2 de diyebiliriz. T1, T2 de diyebiliriz. Aynı şey. Diğerinde de bu durum aynı sağ tarafta. Fakat birinde şurayı alıyoruz L bölü 2 diye. Diğerinde şurayı alıyoruz. Diğerinde şurayı alıyoruz arkadaşlar. T'yi alıyoruz. Tek farkı bu. Başka hiçbir farkı yok. Onun dışında ikisinde de eksen takımı var yine. Artı R mesela eksi Y bu durum için mesela. Burada da aynı. Artı R eksi Y. Bu hiç değişmiyor kotu bulurken. Yani şurada herhangi bir noktanın kotu, şu noktanın kotu T1 kot artı R eksi Y. Bu şekil için tabii o. Mesela şekil şöyle olsaydı. Şöyle olsaydı. Böyle olsaydı o zaman ne olacaktı? Şöyle önce eksi R gelecekti. Sonra artı Y olacaktı değil mi? Bu sefer T1 kod eksi R artı Y olacaktı burada. Değil mi? Burada da aynı. Burada da şekil mesela şöyle olsaydı. Ne olacaktı şimdi? Artı R artı Y değil mi? Yine T1 kod tabii. Böyle olacaktı. Bunları biliyoruz. Parabolik de çıksa, düşey de çıksa G neydi? Her zaman mutlak. G2 eksi G1 değil mi? Böyle. Bunların işaretlerine dikkat ediyoruz. G2'nin G1'in. Herhangi bir noktayı buluyoruz. Nasıl buluyoruz herhangi bir noktayı? Herhangi bir noktayı nasıl buluyoruz? Mesela G1 eşittir %5 olsun. G2 hatta G1 eşittir eksi %5 olsun. G2 eşittir o da eksi %7 olsun. Ne oldu şimdi bunun şekli? Eksi %5, eksi %7. Bakın ikisi de eksi olmasına rağmen tepe düşey kurup oldu. G'yi bulalım. G ne? Eksi 0,07. Eksi 0,05. O yüzden G ne çıktı? 7 artı 5, 2. 0,02 çıktı G. Parabolik olsun. VPC şurası ya da T1 aynı şey. L dediğimiz şey de eksi olmuyor. G'yi her zaman mutlak alıyoruz ya. G'yi her zaman mutlak alıyoruz arkadaşlar. Artı R eksiye yaptığımız zaman G'yi her zaman mutlak alıyoruz. Eksi R eksi Y durumu var burada. Y dediğimiz şey ne? G bölü 2 L çarpı X kare. Mesela L de şey olsun. L de 220 olsun. Verilmiş olsun L. 220. G ne? 0,02 bölü 2 çarpı 220 çarpı X kare G'yi verecek. Mesela şu noktayı bulalım. Şu nokta işte 90 metre ilerisi olsun. Hatta 90 da olmadı. Burası 130 metre olsun. Şuraya göre. Yani x eşit 130 oldu. Şu noktanın kotunu bulalım. 130 metre ilerisinin kotunu bulalım. T1'in kotu ne olsun mesela? T1 kot eşittir 150 olsun.
Demek ki şu noktanın adına da A noktası diyeyim. A kod ne olacak? T1 kod nedir o? 150. 150 eksi R. R ne? R eşittir G1 çarpı X. G1 ne? Eksi 0,05 çarpı X. Ama ben hep eksi R artı Y, eksi R eksi Y diye zaten işareti verdiğim için burada da bunu artı alıyorum. Hiç şey almıyoruz. G1 0 %5'miş. Direkt değerin neyse onu alıyorum. Sıfır, şey cebrik değerini alıyorum. 0,05. 150 eksi 0,05 çarpı x. X ne? 130 eksi g bölü 2 ile, aha o da burada. 0,02 bölü 2 çarpı 220, 440 çarpı x kare. X ne? 130. 130'un karesi. Ama bu işlemi yaparsak a'nın kodunu buluruz. Mesela bu şekil için. Düşey kurp. Parabolik düşey kurp hesabı. Bu şey de olsa bulurdunuz. Parabolik de olsa bulurdunuz. Evet. Şeyi bulabilirsiniz. Neyi bulabilirsiniz? Şimdi mesela deverle alakalı yine şey olursa, ne olursa deverle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi minimum A parametresinin kontrolleri vardı, hatırlıyor musunuz? Amin kontrolleri. Amin kontrollerini bilin arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Amin kontrolleri bilin. Ondan sonra sıfır çizgisi çekiyorduk biz, sıfır çizgisi. Şimdi şöyle izoipsiler olsun mesela. Şöyle izoipsiler olsun. Böyle sıfır çizgisinin her bir kolu olsun bunlar. Değil mi? Biz çember çizdik ya. Şöyle geçtik. Sonra şöyle geçtik, değil mi? Sonra şöyle geçtik. Sonra şöyle geçtik. Şimdi bu çember bize neyi anlatıyor? Şunu anlatmıyor mu? Şimdi şu iki izoips arasında kod farkı ne kadar? Atıyorum 10 metre olsun. Şu an ben öyle kabul ediyorum. Burası 210 olsun mesela. Burası 220 olsun. Burası 230. Burası 240. Burası 250 olsun. Şimdi şundan buraya geçerken 210'dan 220'ye geçiyorum, değil mi? Şuraya x1 diyeyim, şuraya x2 diyeyim. Şimdi x1 noktası burada, x2 noktası burada, değil mi? Şimdi x1, x2 yatayda ne kadar gidiyorum? Şu LP değil mi? LP, pergel açıklığı kadar gidiyorum yatayda. Düşeyde ne kadar gidiyorum? 10 metre gidiyorum, değil mi? Bakın mesela şimdi şuradan buraya gideyim. Buradan buraya gideyim. 230'dan 220'den 230'a gidiyorum. 220'den 230'a gidiyorum. Yine o noktada x2, değil mi? Şurası x2, oradan da x3'e gidiyorum mesela. Değil mi? Şöyle. Şimdi burada da yine yatayda aldığım mesafe ne kadar? Şu mesafe LP, değil mi? Pergel açıklığım kadar. Yukarıya yine 10 metre gidiyorum. Sonra x3'ten x4'e, yani aslında üçgen hiç değişmiyor. Her yerde aslında üçgen aynı. Yatayda aldığım mesafe LP kadar, düşeyde aldığım mesafe iki izoips arasındaki kod farkı ne kadarsa o kadar. Dolayısıyla hep aynı eğimde gidiyorum. Değil mi? Hep aynı eğim. Hep tanjant alfalar aynı. Sıfır çizgisinin mantığı da aslında hep aynı eğimde gitmeye çalışmak. Bu Amin'in kontrolleri var ya, minimumları, onları dinamik optik, onları bilin. Dever koşulu falan filan, onları bilin. Ondan sonra daha da bu kadar. Yani hemen hemen her noktasından bahsettim.
Şimdiye kadar işlediğimiz şeylerden de bahsettim. Yine şey bilirsiniz, yatay kurb parametreleri, değil mi? Bisektris neydi? Değil mi? Tanjant neydi? B eşittir R çarpı 1 bölü cos. Amin konusu diye bir şey yok. Amin kontrolleri var. Formülü var. Aminlerin kontrolleri var yani. Evet arkadaşlar. Hepinize yarın başarılar diliyorum. Bu kaydı şimdi YouTube'a koyarım ben. Bu kaydı YouTube'a koyarım. Kayıt alıyor şimdi. Kaydı YouTube'a koyarım ben. Linkini de atarım. Şimdi dediklerimi unutmayın bakın. Burada anlattığım hepsinden var. Hepsinden var. Tamam mı? Eğer bu akşam anlattıklarıma bu gece çalışırsanız yarın çok yüksek noktalar yüksek notlar alırsınız. Noktalar ne? Bazen bir de bir yandan da sizin mesajlarınıza bakıyorum. Tabloda bazen A değeri olmuyor. Tabloyla mabloyla işiniz yok arkadaşlar. Tablo yok. Tabloya falan kafanızı karıştırmayın. Sorular sade sayısal. Sözel soru yok. Onu söyleyeyim. Düşey kurup hesabını biliyorsunuz. Bakın anlattım az önce. Parabolik de çıksa, şey de çıksa, dairesel de çıksa bileceksiniz. Formüllerini biliyorsunuz. Dever uygulaması geçiş eğrisiz olanın formülü belli. LD 00354 onu söyledik. Öbür sademeli formülü biliyorsunuz. V küp bölü 46.7 46.7 çarpı R çarpı sademe. Onu biliyorsunuz. Ondan sonra dever uygulaması 00354 V küp bölü R onu biliyorsunuz. İşte oran orantıyla bulunuyor. Onu biliyorsunuz. İşte toplam dever uygulamada 80 metrede dever dıştan %10 değişiyor ise işte 20 metrede kaç değişir deyip eksi 2 artı o değişme miktarı diye buluyorsunuz. Az önce yaptık. Ondan sonra pergel açıklığı ne onu biliyorsunuz. Ondan sonra klotoid'deki parametreler nasıl hesaplanıyor onu biliyorsunuz. Ya zaten kağıt kitap açık ama süreniz kısıtlı, hakimiyet gerekiyor. Bunları çözersiniz ama hakimiyet. Ne bulduysanız onu alın. VP'yi 75,3 bulduysan onu al. Ne bulduysan onu al. Sorular herkesin aynı. 60 dakika. Herkese aynı sorular. Hoppe çekmek serbest. Şimdi. Ama hakimiyet gerektiriyor. Yani kopya çekebilirsiniz. Ama kim kime güvenecek? Kim doğru yapacak? Kendiniz çözün. Çünkü sorular kolay. Bir işlem yapıp buluyorsunuz. Kimseye güvenmenize gerek yok. Kendi işleminize güvenin. Şıklar arasında fazla mesafe yok. Net çözün yani. Biri 50 ise şıkların biri 60, biri 70 değil. Kesin bulunduğu için şeyler şıklar böyle uzak değil birbirine. Kesin çözün. Şıklar yakın. Net çözün yani. Öyle üfürme yapmayın. Şıklardan yani biri hata yaparsa biriniz alayınız hata yapar. İnanmayın yani kimseye. Yuvarlama yapmayalım derken. Yani virgülden sonra iki dijit alın yeterli yani çıkar. Virgülden sonra 2 dijit alın. Dever falan için tabii 3 dijit alın yani. Virgülden sonra 3 dijit alın. Dever için falan. Dever için falan virgülden sonra 3 dijit alın. Dever buluyorsun ya 0,0 mesela 0,055 çıkacak mesela. 3 dijit olması lazım. Tamam mı? Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalınız. İyi bakınız birbirinize. Bu gece iyi çalışın. Yarın güzelce not alın. Yani şey yapmayın. Kolay yani sınavınız kolay, zor değil. Ama hakimiyet gerektiriyor. Süreniz kısıtlı olduğu için. Çözün yani. Bakın maksadım öğretmek yani. Maksadım öğretmek.
Yoksa biz burada size ben 20 tane soru hazırlarım. 30'u geçen çıkmaz. Öyle de yapabiliriz. Yani maksat öğrenin diye bütün imkanları sunuyoruz arkadaşlar şu anda size. Hazır korona da var. Ders yapıyoruz, telafi dersi yapıyoruz. Dersleri uzatıyoruz. Bir saatlik ders 2 saat yapıyorum ben. Ondan sonra ekstra ders yapıyoruz. Yasaklar da geldi. Evdesiniz zaten. Tamam, güzel güzel çalışın. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Bitti bitti. Hafta sonu Cuma akşamından başlayarak Pazartesi sabah 5'e kadar